Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte XPG'nin, şöyle göstermiş olayım, masamın üzerinde duran bu devasa soğutma sistemini inceliyoruz. Biliyorsunuz ben zaman zaman kanalımda bu tarz donanım ürünleri incelemesi yapıyorum. Daha önce XPG'nin bir tane SSD modelini, M2 SSD modelini incelemiştim. Onu da izlemek isterseniz şuradan bir yerden linkini çıkartacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar o videoya. XPG'nin bu ilginç ürünü ise üzerinde 2 adet fan bulunan aslında bir sıvı soğutma sistemi. Bu özellikle de böyle overclock yapan, yani hız aşırtma yapanlar için ısıyı kontrol etmek adına, işlemcideki ısıyı kontrol etmek adına kullanılacak bir cihaz arkadaşlar. Elbette normal günlük işlerde de kullanabilirsiniz ama bu ürünün asıl amacı daha çok overclock yapanlar, yani hız aşırtma yapanlar, yani işlemciyi biraz daha yüksek hızda, biraz daha yüksek performansla çalıştırmak isteyenler için tasarlanmış bir aksesuar. Ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Şimdi ürün demonte olarak geliyor. Sizin monte etmeniz gerekiyor. Daha doğrusu nerelerini monte edeceğinizi söyleyeceğim şimdi. Öncelikle bu radyatör ve işlemciye takılan iki farklı parçadan oluşuyor. Bu radyatör ve işlemcinin parçası birbirine bağlı arkadaşlar. İşlemcinin parçası hem AMD hem de Intel işlemciler için uyumlu olarak tasarlanmış özel bir parça geliyor. Bu parçayla ister AMD'ye isterseniz de Intel işlemciye takıp kullanabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili teknik detayları ben açıklamalar kısmında sizlerle paylaşıyorum. Bu iki fanımız demonte olarak geldiğini söylemiştim. Bunları montaj yapıyoruz biz. Çok zor değil. Zaten gerekli videolar falan çıkıyor. Nasıl yapıldığını da kullanım kılavuzunda, şu kutunun içinden çıkan kullanım kılavuzunda da anlatıyor size zaten marka. Ve bunları hızlı bir şekilde montajını yapıyorsunuz. Zaten şu parça, yani işlemciye takılan parça ve radyatör parçası birbirine bağlı geliyor. Bununla ilgili bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu iki tane fanı birleştiriyorsunuz. Onu da altına özellikle çizmiş olayım. Şimdi bu genel görünümünden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsedeyim. Detaylı teknik özellikleri açıklamada vereceğimi söylemiştim. Ben temel özelliklerden bahsedeceğim. 240 mm'lik bir radyatörümüz var arkadaşlar. Şimdi bu önemli. Neden? Bunun neden önemli olduğunu birazdan detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ama kasanın içine sığması için bu bilgiyi bir tutun bir kenarda. 24 santimlik bir böyle bayağı nispeten bayağı büyük bir radyatörümüz var. Bu normal küçük ATX kasa biraz zor sığıyor. Ben sığdırdım ama işte bazı bir kasa, iki kasa vardı mesela. Ben de ikisini de denedim. Birinde arkadaki fanı söküp dışarı takmak zorunda kaldım. Çünkü normal kendi fanına takılıyordu bu. Birinde de RAM yüksek geldi falan. Düzgün takılmazda sıkıntı oldu. Birazcık büyük bir kasa, birazcık da büyük bir yer istiyor. Onu da altına özellikle çizeyim. Intel ve AMD işlemci uyumlu olduğunu söylemiştim. 121'e 27'ye 272 mm'lik bir ebadımız var. Alüminyum malzemeden üretilmiş. 6000 ila 2000 RPM fan hızı var. ARGB adresine bir aydınlatma desteğimiz var ve fiyatı da 2600 TL. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Birazcık fiziksel özelliklerde ve teknik özelliklerde aslında bahsettim. Bir kere kasanız birazcık büyük olacak arkadaşlar. Yani normal böyle küçük kasalarda oluyor ama biraz zorlamanız gerekiyor. İçerideki işte parçaları biraz dikkatlice hani yerleştirmeniz, takmanız, çıkarmanız gerekiyor. O konuda bir uyarıda bulunmuş olayım. İkinci uyaracağım konu ise arkadaşlar şu. Bağlantıları çok zor değil ama çok kolay da değil. Şimdi bunları yaptınız, bakın burada bir sürü kabloları var. Bu kabloları nereye bağlayacaksınız? Bunları bir düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Anlatıyor aslında kitapçının hani neyi nereye bağlayacağınızı. Ben bu hale getirene kadar bir 5-10 dakika uğraştım ve bu kabloları birbirine bağlamayı başardım. Fandan çıkan bir kablo CPU bağlantısına, yani CPU'nun fan bağlantısına anakart üzerinde bağlanıyor. Bir de şundan çıkan, yani bu CPU'ya takılan parçanından çıkan bir tane daha bir bağlantı var. O da yine anakart üzerindeki ilgili yere bağlanıyor. Yani iki tane bağlantı yapıyorsunuz. Daha sonra bu ARGB dediğimiz, yani adreslenebilir RGB için de ne yapmak gerekiyor? Bunun eğer anakartınız destekliyorsa anakarttaki uyumlu yuvaya zaten şöyle bir bağlantısı var. Bunun küçük özel bir bağlantısı. O bağlantıyı taktığınız zaman zaten otomatik olarak anakart üzerinden kontrolleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Eğer anakartınız bu şekilde bir RGB desteğine sahip değilse ne yapacaksınız? İşte orada biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Daha doğrusu sıkıntılı demeyeyim ama eğer bunun RGB özelliğini kullanmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka anakartınızın RGB desteğine sahip olması lazım. Ya da daha sonradan satılan çeşitli aksesuarlar var bu işleri görebilen ki bana marka gönderdi. Benim bendeki anakart da RGB desteğine sahip değildi. Marka bana bunu gönderdi ama kutudan böyle bir şey çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden bu ürünü almadan önce anakartınızın RGB desteğine sahip olup olmadığını, yani üzerine bir RGB kontrolcüsü olup olmadığını öğrenmeniz lazım. Eğer yoksa RGB özelliğini işte ekstra aksesuarlar yapmanız lazım. Bu da yurt dışından falan geldi bana, öyle söyleyeyim. O da biraz sıkıntı
olabilir. Onu baştan söylemiş olayım. Yani mutlaka ve mutlaka bu ürünü kullanacaksanız bence RGB özelliğinde kullanacaksınız ki bence kullanmak da lazım. Ona dikkat etmenizi öneriyorum. Bir de fanlar çok özel bir şekilde tasarlanmış. Fanların üzerinde böyle değişik yarıklar var. Muhtemelen daha iyi havalandırmayı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yaptığım denemelerde özellikle ben oyunlarda falan denedim. Oyunlarda biliyorsunuz işlemci çok ısınıyor ister istemez. İşlemcinin iyi çok iyi bir şekilde soğutulduğunu gördüm. Hatta normal stok işlemciye göre daha iyi bir performans sunuyor bu ürün. Fakat tabii şöyle bir durum var açık konuşmak gerekirse. Bu ürün hani ben oyun oynayacağım. Oyunda da işlemci fazla ısınmasın diye alınmaz. Çünkü bu cihaz daha çok arkadaşlar overclock yapacaksınız. Hız aşırtma yapacaksınız. Ve işlemcinin sıcaklığının sabit ya da işte düşük değerde kalmasını istiyorsanız alınabilecek bir ürün. Yoksa hani paranız vardır tabii alırsınız. Ona bir lafım yok. Hani RGB'li bir aydınlatmalı olan bir sistemim olsun vesaire olsun derseniz alınır. Asıl işi overclock yapanlar için. Ben onu baştan söylemiş olayım. RGB tarafı hem bu işlemciye takılan parçanın bulunduğu yerdeki XPG yazısının etrafı RGB olarak yanıp sönüyor. Hem de fanların içindeki bu fan bölümleri de yine RGB olarak yanıp sönebiliyor. Farklı modlar var. Bana gönderilen aksesuarla birlikte denedim. Sabit renk yapabiliyorsunuz. Değişken renkler yapabiliyorsunuz. Yanar döner yapabiliyorsunuz. Bir sürü modu var arkadaşlar. Hangisi size uygunsa, hangisini beğeniyorsunuz onu seçip kullanabilirsiniz. Veya kapatabiliyorsunuz da bu arada. Bunu almışken niye kapatırsınız ayrı konu ama isterseniz XPG Levante 240'ın bu özelliğini yani RGB özelliğini kapatabiliyorsunuz. Ayrıca yine o ekstradan aldığınız kumanda üzerinden işte hızını çeşitli modları da yine ayarlayabiliyorsunuz. Böyle özellikleri de var. Performans sınırlarını zorlayıp işte bir işlemci aldınız o işlemciyi bir üst hızlara çıkarmak istiyorsunuz. Fazla ısınmasını da istemiyorsunuz. O zaman mutlaka böyle bir cihaz alacaksınız. O da ayrı bir konu. Çünkü normal stok fanlar bir yere kadar işinizi görecektir. Günlük kullanımda onlar fazlasıyla işinizi görür ama biraz daha işin hani böyle teferruatına girmeye kalktığınızda, biraz daha işi farklı noktalarda ilerletmek istediğinizde bu tarz bir aksesuara ihtiyacınız var. XPG'nin bu üründe gerçekten de güzel olmuş. Hatta bunun bir tane daha büyüğü var. Bu 240'lık ama 360 olanı da var. O daha da büyük bundan tabii ki. O daha büyük kasalar için muhtemelen kullanılabilecek bir şey ve daha yüksek performanslı çalışan ve o daha ayarları daha fazla yapılabilen de bir ürünü. Ama bu daha çok giriş seviyesinde olan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. İşini güzel yapıyor mu? Yapıyor. Onda sorun yok ama söylediğim gibi günlük kullanım için değil de daha çok böyle hız aşırtma, bu tarz performans istenen uygulamalar da kullanabileceğimiz bir soğutma sistemi yapılmış. Siz soğutma sistemindeki sıvıya müdahale edemiyorsunuz. Zaten görmüyorsunuz. Buradan iki tane kablo çıkıyor. Bakın şu parça üzerine geliyor. Bu işlemciye takılan bölümü, özel vidaları falan da var bunun. Birinden giriş, birinden çıkış muhtemelen. Tabii siz hiçbir şey görmüyoruz biz. Yani buradan akan sıvı falan filan görmüyoruz. Buradan geliyor. İşte soğuyan şey bu fanın içinde, bu radyatörün içinde fanlar yardımıyla soğuyup tekrar işlemciye gidiyor. Isındıktan sonra geri geliyor. Bu şekilde bir döngüyle işlemcimiz soğutulmuş oluyor. Kurulumu vesairesi basit mi? Çok basit değil. Bir parça donanımdan anlamanız gerekiyor. Ve özellikle işlemciyi çıkartırken, stok fanından ayırırken çok dikkatli olmanızı öneririm. Bacaklarını vesairesini kırabilirsiniz. O yüzden bir azıcık hani tecrübeli olduktan sonra veya belli bir tecrübeye ulaştıktan sonra bu tarz bir donanım güncellemesini yapmanızı öneririm. Eğer anlamıyorsanız başkasına yaptırın, işi bilen birine yaptırın. Yoksa işlemciden de olursunuz. O konuda da özellikle uyarıda bulunmuş olayım. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere XPG'nin Levante 240 isimli ürününü anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum bölümler mutlaka vardır. Sorular kafanızda mutlaka vardır. Onları yorumlar yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. İşte bu tarz ürünler geliyor mesela. Tabii ki markalar bana ürün gönderirken kaç abonem var? Videoların kaç kez izlenir gibi sorular soruyorlar. Tabii ki bu soruların iyi bir şekilde cevaplanabilmesi için sizin desteğinize de ihtiyacım var. Videoyu izledikten sonra kanala abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda videoma yorum yapabilir, beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linklerini açıklamada bulabilirsiniz. Tek tek hepsini tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.